yangın durup dururken kendiliğinden çıkmaz arkadaşlar. Biz insanlar yaşadığımız sürece yangın da olur, her şey olur. Bununla ne yapıyoruz biz? Biz 10 tane prize takarsak, ondan sonra 10 tane elektrik malzemeyi çalıştırırsak ne olacak bu? Kaldırmaz. 1,5'luk kablo kaldırır mı orayı? Kaldırmaz. Ne yapacak? Elektrik yangınları içten yanan bir yangın. Sen ne kadar da yangın tutarsan tut orayı, söndürme şansın yok. Yangınlarda ilk önce elektriği keseceğiz binada. Doğalgazı keseceğiz. Bunları kesmesek doğalgazda, doğalgaz yangınında veya elektrik yangınında başarılı olamayız. Biz ne kadar yangın tüpü sıkarsak sıkalım, başarılı olamaz. İkisinin arasında kapatacağız. Ondan sonra müdahale edeceğiz. Zaten onlarda kesen kişi bellidir bu. Elektrikçisi vardır, gazcısı vardır. Çünkü biz gazı kesmesek evlerimizde bile arkadaşlar. Yangın yani yangın çıksa yangından korkmayalım. Biz yerinde ve zamanında müdahale edersek yangın bizden korksun. Biz doğalgaz yangınlarında, fışkırarak yanar doğalgaz yangınları biliyorsun. Barasını kapattığımız zaman zaten ortadan yangın meydana gelmez. Söner gider. Ama biz telaş yaparsak olmaz. İlla da yangın tüpü olmayabilir evimizde veya yanımızda, çalıştığımız ortamda, ıslak battaniyeden olası bir yangında ne yapıyoruz biz? Yanıcı maddeyi tutup da kenara çekme şansımız yok. Evden camdan aşağıda atacak halimiz yok. Biz oksijeni yok ediyoruz. Havada 21 oksijen vardı, %21. %16'nın altına düşürdüğümüz zaman zaten orada yangın bile olmaz, ateş bile yakamazsın. Biz de olası bir yangında ne yapıyoruz? Sadece oksijeni yok ediyoruz. Yanıcı maddeyi tutup da bir kenara çekme şansımız veya atma şansımız yok. Yangın sınıfları 3'tür. A, B, C sınıfıdır. A sınıfı yangınları odun, kömür, orman yangınları. Bunlar ne olur? Sönmüyor, alevli. Bunların alevini söndürürüz, koru kalır. Yani alevi söndürdük de yangın bitti olayı olmaz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Soğutma sisteminde su kullanıyoruz. Su soğutma maddesi değildir yangın. Bak suda oksijen bol olduğu için yangını körükler. Bak biz akaryakıtı bile suyun üstünde yakıyoruz. Biz burada. Normal tavanın içinde de yakabiliriz. Yani suyun üstünde daha iyi yanar akaryakıt yangınları. Su ağır olduğu için altta tabanda kalır. Oksijen olduğu için oksijenler. O yüzden C sınıfı dediğimiz yangınlarda nedir? Gaz yangınlar. Evimizde kullandığımız doğal gaz yangınları. Bunlar fışkırarak yanar. Yanması da basit olur. Fakat söndürmesi de basit olur. Panasını kapattığımız zaman zaten yangın bitmiş olur. Oksijeni kestiğimiz zaman zaten yangın bitmiş olur. Yani kenarında köşesinde kor bırakmaz. Söndürmemiz de basit olur. C sınıfı yangınlar dediğimizde burada yakacağımız akaryakıt yangınları. Bu da ne olur? Birden parlar, birden söndürür. Söndürmesi basit olur. Yani söndürdük mü etrafında kor bırakıp da tekrar alevleme şansı olmaz. Ama A sınıfı yangınlarda o şekilde değil. A sınıfı yangınlarda alevi söndürdün fakat oksijeni bulduğu an gene parlama yapar oradan. Sen ne kadar da söndürsen söndür alevi. Çünkü kor kaldı dibinde. O koru da ne yapacağız? Soğutma sistemine gidip suyla soğutma sistemini yapacağız. O yüzden arkadaşlar yağ yangınlarında evlerimizde, eşlerimize, annelerimize söyleyeyim yağ yangınlarında su yağıyla, su birbirine çok sıktır. Evet. Kesinlikle suyu bir kere söndürücü madde olarak görür. Ya şu montuğu at, alevin üstüne daha iyi sorar. Yani suyu vurma dedi. Yanmayan yerlerde yakarsınız. Yanmayan mutfağınızda yakarsınız. Yağıyla su çok sıktır. O yüzden sormak istediğiniz veya kafanıza takılan bir soru varsa soralım. Bilgilendirelim. Bu yangın söndürme cihazını kullanması çok basittir arkadaşlar. Bunu bir iş yapmaz diye kor bakmayın. Bu yeri gelir canınızı kurtarır. Yeri gelir malınızı kurtarır. Tamam mı? Yeri gelir yangını da söndürürsünüz, binayı kurtarır. Bunda eğer biraz şey olursa, tamam burada yeşil bir tane ibresi vardır bunun. Yeşilde durduğu sürece bu doludur. Sıfır tarafına, boş tarafına geldiği zaman sıfır tarafı boştur. Yani 21 tarafına giderse 0'dan 21'e kadar sayı vardır bunun içinde. Görürsünüz. Ondan sonra 21 tarafına gider. Basınç fazladır. O önemli değil.
basıncı fazla. Önemli olan sıfır tarafına.